Selam arkadaşlar. Bugün üzüm sirkesi yapıyoruz. Bu ay üzüm sirkesi yapmanın tam zamanı. Hazırlayacağım sirke köy usulü en pratik sirke tariflerinden biri arkadaşlar. Atalarımızdan, dedelerimizden kalma eski usul bir tarif. Birçok sirke tarifi var. Bir ay boyunca sürekli karıştırılan tarifler. Hiç karıştırmadan bir ay gibi kısa sürede sirkeniz hazır oluyor arkadaşlar. 2 kilo siyah üzüm kullandım. Üzümleri güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra mıncıklayarak güzelce sıktım. Daha sonra cam bir kavanozun içerisine aktardım. Üzerine 10-15 tane de nohut ilave ettikten sonra güzelce çalkalayıp üzerine tülbentle kapatalım. Kavanozun ağzını lastikle sıkıca kapatalım. İçerisine kesinlikle sinek girmemeli. Üzerine bir örtü örtelim. Güneş görmeyen sıcak bir ortamda ekşimesi için bekletelim. Bugün 3. gün. Şöyle kontrol etmek için açtım. Hafif ekşimeye başlamış. Şöyle bir karıştırıp tekrar üzerini kapatalım. 7 gün boyunca bu şekilde bekletelim. Bugün 7. gün arkadaşlar. Artık köpürmeye başlamış. Hafiften ekşi kokusu geliyor. Artık süzme işlemini yapabiliriz. Önce iri delikli bir süzgeçten geçirip posasından ayıralım. 2 kilogram üzüme 2 litre su kullandım. Üzerine biraz su ilave edip posasını güzelce sıkalım arkadaşlar. YouTube kanalımda birçok sirke tarifim var. Ayrıntılı tarifler için isterseniz oradan da bakabilirsiniz. Posasından ayırdıktan sonra tekrar ince bir süzgeçten geçirip cam kavanoza dolduralım. Kavanozu ağzına kadar suyla doldurmayalım, birazcık boşluk bırakalım. Sirkeyi hazırlarken iki farklı kavanozda hazırladım. Birini arkadaşıma yaptım, birini kendim için hazırladım. İki farklı siyah üzümle hazırlamıştım. Birinin rengi biraz daha açık, biri daha koyu oldu. Her kavanozun içerisine yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Bir kavanoza sirke anası ilave ettim, diğerine sirke anası koymadım. Sirke anası koymasanız da üzüm sirkeniz çok güzel bir şekilde olur. Karışmasın diye üzerine etiket yapıştırdım. Burada yapılması gereken en önemli şey kavanozların ağzını tülbentle sıkıca kapatalım. Kesinlikle kapak kapatmıyoruz. Mutfakta ya da kilerde hiç kullanmadığınız karanlık bir dolabın içerisine koyalım ve orada unutalım. Bir ayın sonunda sonucu sizlerle paylaşacağım. Hoşça kalın.